Abi şimdi asır hayalde yaşama asrı olduğundan dolayı imanımızı da hayalde yaşıyoruz. İslam'ı da hayalde yaşıyoruz. Hayalde hepimiz dört dörtlük Müslümanız. Ehli dalaletin bu asırdan kullandığı en büyük silah nükleer silah değil. En büyük silah gençleri ve insanları hayal dünyasına itilip oraya hapsedip sıkıştırmak, gerçeklerden koparmak. Nesil bitiyor. Odadan çıkmıyor kız. Bak mesela bir misal vereyim. Yaptıkları şey, masanda defter var, getirir misin? Bak. En büyük silah gençleri ve insanları gerçeklikten koparıp sanal dünyasında yaşatmaktır. Ve gerçekten koparıyor. Bağırıyor anne kızına. Kızım! Ne var be anne? Ne oldu? Kızım! Misafirler gitti, bulaşıklar var. Anne ya! Niye? Hayalinde prensesti, uşakları var, arabaları var, ayar. Biraz önce film seyrediyor canım. Öyle. Film ne zaman zevk gelir? İçinde kendini hissettiğin zaman kadar. Onu sen zannediyorsun. Öyle prenses, kraliçeler, krallar, hepsi emrinde. Allah! Yaşıyorsun. Kızım! Ne oldu anne? Şimdi bu dünyadan çık, gitti bulaşık yıka şimdi. Ondan sonra olan Ömer! Ömer, sana söylüyorum, duymuyor musun? Anne ya, ne oldu ya, ne oldu? O kız hiç kalkmaz, Ömer kalkar. Ne oldu anne, ne var? Anne zaten diyeceğinden endişe ediyor. Yok, bir şey demedim, burada mısın? Niye çıkıyor şimdi? Ne oldu bize? Bir acayip bir yaşantımı da anlatayım. Benim damarıma bastım. Bak. Bunlarla kal. Ne yazmışız biliyor musunuz? Nerelerde hata yapıyoruz? Nerede yazmışım? Pendik, Polatlı hızlı trenin içinde yazmışım. Ya. Pendik, Polat dizli trende yazmış. Bak. Oturuyordum böyle. Siz de geliyor ama kaleme almıyorsunuz. Farkımız o. Bir akrabam dert yandı bana. Kızım bir odada, oğlum diğer odada, ben salonda, hanım bir yerde. Diğer bir akrabam, bunlar namazda. Diğer bir akrabam, ya yerimiz çok dar, çocuk çok, misafirim gelince 15 yaşındaki oğlumu kendi odamda yatırmak zorunda kalıyorum dedi. Başka bir akrabam, çocuklar varken 4 oda ancak yeterdi. Şimdi hepsi evlendi, biz, ben ve bir ayvazla beraber kaldı. 4 oda, 160 metrekare, karı koca kalmış. 4 çocuk vardı, hepsi gitti evlendi, bilmem ne oldu. O da başka bir sıkıntı. Eski tabak çanak azdı. Eskide tabak çanak azdı. Aynı tabaktan yiyorduk. Bazıları ayrı ayrı. Bazıları. Şimdi kaşığı götürüyorsunuz ya. Bak nereden bu hayal dünyasına itildik, bir sebebi. Kaşık nereye gidiyorsa böyle yiyebilir misiniz? Kaşık neredeyse gözünüz oradadır. Öyle mi? Allah Resulü diyor ki şu mezarda yatanların yarısı gözden gitmiş. Ha, gözden şua çıkıyor diye anlatmak istedim. Göz ya, insanın mezara, deve kazana. Kaşık neredeyse göz de orada mı? Orada. Göz neydi? Aynaydı. Kalptekiler buraya aktarılır yemeğe. Yemeğin içine. Şimdi... Ben kalbimdeki muhabbeti koydum, kızım da koydu, kanımın koydu, anam koydu. Bu artık yemek değil. Muhabbet çorbasıdır. Tamam. Şimdi tabağını aldı odaya mı geçti? Çayını aldı geçti mi oraya? Kızım da bu tarafa geçti mi? Ya kimse yok mu ya? Mezar gibi bir yer burası ya. Allah Allah, hey millet.
yalnızlaştırılmış asır. Kendisine itilmiş asır. Kendi dünyasının içinde kalmak ve dış dünyası çöken asır. Sevmek ihtiyaçsa, sevilmek ondan fazla ihtiyaçtır. Allah'ı ben sevmekte lezzet alıyorsam, Allah'ın beni sevdiğini bilmem, benim sevmemden aldığımdan fazla lezzetlidir. Sevgilimi ben ne kadar seviyorsam, onun beni sevdiğini söylemesinden aldığım lezzet fazladır. Eskide tabak çanak azdı, aynı tabaktan yiyorduk, bazıları ayrı ayrı. Keşke çoluk çocuğum yanımda beraber olsaydık da dar yer olsaydık dedi. O 140-160 metrekare, 4 çocuğu vardı, 4 oda. Ya işte ufaktı falan, hiç kimse kalmadı. Keşke karabalık olsa da bir odada kalsaydık. Ben büyüdüğüm köyde 160 metrekare ancak tahtalı evdir, Karadeniz, 4 kardeş babamlarla. Dedem ve babaannem de sağ ve dedemin annesi de sağdı. Yerimiz dardı ama gönül genişti. Şimdi yerler geniş, gönüller dar.